10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 71 cevapları. Birya yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Birya yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 71 cevabı. 10. Sınıf Birya yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 71 cevabı. 11. Hikayede anlatılan milli ve manevi değerlerimiz nelerdir? Açıklayınız. Cevap, hikayede şartlar ne olursa olsun umudun ve inancın hiçbir zaman yitirilmemesi, kurtuluşu sabırla beklemenin gerektiği ifade edilmeye çalışılmıştır. Umudu canlı tutan inançtır. Askere olan güven. Baba-oğul arasındaki güçlü bağ. Vatan ve millet için her daim zinde olmak. Yaşına bakmadan kişilerin vatan için savaşma istekleri 12. Aşağıda verilen parçada hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? Açıklayınız. Cevap, betimleme. 1. Aşağıda verilen metindeki isim fiilleri bulunuz. Cevap. Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar, Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk geleni tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanlar üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı dinince sordular. 2. Aşağıda verilen metindeki sıfata filleri bulunuz. Cevap. Akdeniz'in kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgarıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağırışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. 3. Aşağıda verilen metindeki zarfa filleri bulunuz. Cevap. Oğlu, babasının ellerine varıp, vatanını, sevdiklerini göremeden seni tekrar kaybetmeyelim baba diye yalvararak öptü. İhtiyar kafasını kaldırdı, göğsünü kabarttı, daha bir gençleşmiş gibiydi. Bayrağı işaret ederek, 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Birya Yayınları Ders Kitabı sayfa 71 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.